Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş 1 dersinin talep arz esneklikleri ve uygulamaları ünitesi ile ilgili bir soru yanıtlamak üzere yine birlikteyiz. Sorumuz gelir esnekliği ve ona bağlı olarak da malın nasıl bir mal olduğu ile ilgili. Önce sorumuzu okuyalım. Eğer gelirdeki %10'luk artış sonucunda bir malın talebi %8 oranında artıyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? Şunu D'yi silelim buradan. Şimdi bu soruyu yanıtlamadan önce kısaca gelir esnekliğinin formülünü anımsayalım. Neydi gelir esnekliğinin formülü? Talep edilen miktardaki yüzde değişmenin gelirdeki yüzde değişmeye oranıydı. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya esneklik gelir diyelim. Geliri öyle gösterdiğimizde. Ne oluyor arkadaşlar? Gelirimiz %10 artıyor. Bunun sonucunda talep edilen miktar da ne yapıyor? %8 artıyor. Yüzdeleri götürürsek 8 bölü 10 ya da 0,8. Gördüğünüz gibi pozitif. Bu ne demektir? Bunun anlamı şu. Eğer talebin gelir esnekliği katsayısının değeri pozitifse arkadaşlar, biz o malı normal mal olarak adlandırıyoruz. Ne demektir bu? Demek ki ilgili malın talebi gelirle doğru orantılı olarak değişiyor. Ama sıfırdan küçükse o malı düşük mal olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu bulgularımıza göre artık seçenekleri rahatlıkla değerlendirebiliriz. A seçeneğine baktığımızda gelir esnekliği 0,8 bu doğru. Ve mal düşük maldır demiş. Yanlış. Neden? Çünkü talebin gelir esnekliği katsayısı pozitif. Dolayısıyla mal düşük mal değil. Gelir esnekliği 1,25 ve normal maldır diyor. Gelir esnekliği 1,25 değil, 1,25'i elde edebilmek için tam tersi gelirdeki yüzde değişmeyi talep eden miktardaki yüzde değişmeyi oranlamamız gerekir. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenek değil. Gelir esnekliği 1,25 ve mal düşük mal değil. Zaten hem gelir esnekliği katsayısı yanlış hesaplanmış oluyor burada hem de mal bu durumda 1,25 ise düşük mal değil. B seçenekliği gelir esnekliği 0,8 doğru bulunmuş ve nal da normal maldır diyoruz. Doğru seçeneğimiz bu. Gelir esnek bir maldı diyoruz. Gelir esnek bir maldan söz edebilmemiz için arkadaşlar talebin gelir esnekliği katsayısının birden büyük olması gerekir. Oysa 0,8 gördüğünüz gibi birden büyük değil. O zaman bu malın gelir esnek olduğunu söylememiz mümkün değil. O nedenle de doğru yanıtımız B seçeneğidir. Yani gelir esnekliği 0,8 ve normal maldır.